Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ders ilginç, hiçbir şeye nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Derse şöyle başlayacağım. Tuvalet adabından bahseden din, nasıl gireceğin, nasıl çıkacağını bahseden din, bu gelişen hadiselerden bahsetmemiş mümkün değil. Bahsetmiştir, bahsediyor. Gelişen bu Orta Doğu hadisesi ve onunla alakalı Alim-i İslam'ın durumu. Çok sorulduğu için ve haber önünden belki bir nebze sizi kurtarır. Ustad gerçi haberle meşgul olmayın dedi. Ben size şimdi bir ana kroki çizmeye çalışacağım. Çok geniş bir mevzu ve elimdeki kağıt size okumak istediğim yerler çalışarak. Çok faylı fazla bazı yerleri izah etmeyeceğim kendisi izahattır diye. Hemen bir mukaddeme yapayım. Araplarla Türklerin bir olup da kaybettikleri hiçbir savaş yoktur. Araplarla Türklerin bir olup da kaybettikleri hiçbir savaş yoktur. Araplarla Türklerin ortak düşmanı Çinlilerdi zamanında. Çin. Araplar Talas denilen Doğu Türkistan taraflarında zannediyorum. Talas oralarda mı? Nehir. Talas denilen bir nehir var. Orada Araplar savaş yaparken Çinlilerle, Türkler daha Müslüman değil. Türkler, Türklerin de düşmanı Çinli, Arapların da düşmanı Çin olduğu için Türkler Araplarla bir oldu ve Çinlileri mağlup ettiler. Türklerin dini Türklerin içerisindeki İslam dini çabuk yayılması bundan sonra başlıyor. Aynı zamanda bu olay Talas nehrinden alıyor savaşın adı. Emeviler vardı. Emevilerin çöküşü oluyor. Abbasilerin ortaya çıkışı oluyor. Çünkü milattan 750 sene. Miladi 750 senesinde olmuş. Emeviler Arap milliyetini almışlardı. İslamiyet'te Müslümandan vergi almak yoktur. Vergi yok. Dolayısıyla Emeviler başka memleketleri fethettikleri zaman onların Müslüman olmasına çalışmıyorlardı pek. Kendileri olmuş da olursa. Çünkü Müslüman oldukları zaman vergi alamıyorlardı. Vergi alamıyorlardı Emeviler. Arap milliyetçiliğini esas almışlardı. İslamiyet'i kendilerine has zannediyorlardı. Bu vergiden dolayı, paradan dolayı ama olan oluyordu tabii. Türklerle Arapların tanışması, şamanizm dinine tapan Türkler orada Araplarla bir olmuşlar. Çünkü düşmanları Çin tek. Ve burada bir inkılap görüyoruz Araplarda. Dikkat edin, Araplarla Türklerin bir olduğu anda Araplarda bir inkılap oluyor. Emevilik yıkılıyor, Abbasiler başlıyor. Daha kucaklayıcı, daha dini esas alan, milliyetçiliği bırakan bir şey. Yeni gelişen hadiselere baktığımız zaman İngiliz Türklere şimdiye kadar, 2002'ye kadar... Emir Dağı'nda görecek Hutbe-i Şami'ye 58'de göreceğiz ki İngilizler Araplara mürtet Türkler söylemişler. 2002'ye kadar Araplar böyle inanıyorlardı. Ne zaman
Araplar Türklerle bir oldu ve inkılap geçirdi. One minute meselesinde bizim adımıza ve Arap olmayan, kendisini tehlikeye atan bir liderle karşılaşıyorlar Türkiye. Şahıs endirgemeyin, şahısla değil. Devlet, bir millet, Türk milleti. Yani Türk adına değil bu, milliyetçilik değil, bir din adına, inanış adına bir haykırma attı ecnebilere. Onun temsilcisi olan Yahudilere. Arapların halk seviyesi değil, yazan çizenleri bunu bizim adımıza ve yetmiyor bizim adımıza NATO bile çekindiği yüzlerce defa taciz eden Rusya'ya karşı yine Araplar adına taşın altına elini koyan bir Türk milleti var. Lütfen şahsa indirgemeyin. Şahs işi değil bu. Şahs-ı manevidir. O basit düşüncelerden sıyrılın. Temsilcilerdir. Onlar değişir. Allah yürü, Allah yürü dedi mi oluyor. Ahmet olsa da olur. Hüseyin olsa da olur. Tamam. Şimdi Araplarla Türklerin Talas Savaşı'nda tanışıklığı ve inkılap görmesi, Arapların değişmesi, Emevilik, Abbasilere, milliyetçiliğin ve kendine bağnaz, kendine dönük bir hayattan kucaklayıcı ve kuşatıcı bir hale gelmesi Türklerle beraber olduğu zaman olmuş. Tarih aynı tekerrür ediyor. Bundan okuyorum. Şimdi nereden okuyacağımı başlayacağımı da inan bilmiş değilim. Şimdi şuradan başlayayım. Hutbe-i Şamiye. Ha. Mektubatta gelişen hadiselerde böyle allak bullak alabora olacağını anlatıyor. Bunun dışında buna gerek yok, her zaman diyorduk diye şey yapıyordum ama bunu size de söylemeyi, okumayı, yeri en azından göstermeyi ihtiyaç duyuyorum. Şimdi 29. mektubun şurası 441. Ben Risale'yi okuyan insanlarsınız. Buraya gelenlerin, yeni gelenler çok azdır zannediyorum. Bilinçli ve şuurlu insanlar olduğunuz için böyle ortalardan alacağım. Evet, bugün tarih alemde hiçbir nesil şecere ile, yani seyitler çocuk olduğu zaman dal yaparlar. Ağaçtan, kökten dal. Buna şecere deniliyor. Bugün tarih alemde hiçbir nesil şecereyle, senetlerle, ben de bile değilim yani hiçbirimiz, şecereli bir, kayıtlı bir soyumuz belli değil. Ya belli değil derken, böyle kayıtlı değil. Ali Beyt gibi. Ali Beyt öyle değil. Ehli Beyt, yani çocuğu oldu, bir tane dal çıktı. Çocuğun torunu oldu, dal çıktı. Böyle isimleriyle eklerler, ağaç yaparlar. Anlaşılıyor değil mi bu? Bugün tarih alemde hiçbir nesil şeceriyle, ağaçla, senetlerle ve ananıyla birbirine bağlı, muttasıl, en yüksek şeref, âli hasep ve asil nesep ile muntaz hiçbir nesil yoktur ki, âli beytten gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. Hızlı okuyorum çünkü okuyacağım yerim çok. Âli beytten gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. Yani böyle bir nesil, birbirine bağlı, her şeyle bağlı bir nesil yoktur. Şecereyle, ananeyle. Bunlar diğer milletlere göre belki azdırlar ama bütün oldukları için çok güçlüdürler. Eski zamandan beri bunlar, bütün ehli hakikatin fırkaları başında onlar. Yani tarikatların, dini cemaatların başlarında hep bunlar, Seyit, bilmem Geylani, Seyit şu diye. Ve ehli kemalin namdar reisleri yine onlardır. Şimdi de kemiyeten, yani sayı bakımından ve keyfiyeten,
Şimdi de kemiyeten milyonları geçen bir nesli mübarektir ki adet bakımından milyonları geçmiş şu anda. Bunlar mütenebi uyanmış, kalpleri imanlı ve 3 tane sıfatı var. Mütenebi bunlar, kalpleri imanlı, uyduruk falan değiller. Muhabbet-i Nebevi ile dolu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aşıkları çünkü dedeleri bu. Ve cihan değer, şeref intisabıyla serfirazdırlar. Yani bu 3 tane sıfatlarıyla bunlar kendilerini şerefli yapıyor. Ama böyle olmanın bir de bedeli vardır, vazife vardır, yüklenmesi lazım. Yani böyle olmanın bedeli vardır. Şimdi okumak istediğime geldim. Bunlar ne olacak? Şimdi bu şimdiye kadar bunları anlattım. Şimdi olacak hadiseyi anlatıyorum, okuyorum. Geç. Böyle bir cemaat azime içindeki mukaddes kuvveti, yani Ali Beyt kuvvetini teyit edecek, teyit, ne demek? Heyecanlandıracak ve uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor. Teyit edip uyandıracak. Heyecanlandırıp uyan. Mesela bir terörist gelse şimdi. Silah çaldı. Hepimiz heyecanlanırız. Yani olağanüstü bir hadise. Bu milyonları geçen seyitler cemaati heyecanlandırıp uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor. Ustad diyor. Daha ustattan sonra olacak. Hadisat-ı azime vücuda geliyor. Ne olacak? Elbette o kuvvet-i azimedeki o milyonları aşan seyitler cemaatin içindeki azim bir kuvveti hamiyet haliyle feveran edecek. Yeter artık diyecek. Hamiyet-i aliye. Ali bir hamiyet. Menfaat ve toprak milliyetçilik için değil. Menfaat, toprak ve milliyetçilik için değil. Kami için değil. Hamiyet-i aliye. Ali bir dava için feveran edecek. Ama feveran etmesi için teyit edip uyandıracak hadisat azime vücuda geliyor. Gelecek diyor. Yani insanı heyecanlandırıp uyandıracak, hem heyecanlandırıp hem uyandıracak hadisat azime vücuda geliyor. Bunlar ne yapacak? Milliyetçiliğini koyacaklar kenara. Servetini de esas yapmayacak. Vatanların değil, din olacak. Din meselesi olacak bunlar. Elbette o kuvvet-i azimedeki bir hamiyet-i âliye feveran edecek. Feveran ettiği zaman, tabii sokak yürüyüşü gibi değil. Nasıl feveran edecek bilmiyorum. Bu feveran edenlerin başına, Hazreti Mehdi başına geçip, tarihi hak ve hakikata sevk edecek. Böyle olmak ve böyle olmasını, bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan, ve rahmet ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Ustad o zaman Kastamonu var mı orada? Hemen arkanda. Aç onu. Kastamonu'da ve Sikke-i Tasdik-i Gaybiye. Önce kitaptan Sikke-i Tasdik de olabilir. Ondan sonra var mı başka orada kasa? Ver. Diyor ki Risale-i Nur'u Anadolu'nun sinesinden kimse çıkartamaz. Ortadan alıyorum. Bildiğiniz bir yer 172. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, Risale-i Nur'un asıl sahipleri, yani Mehdi ve Şakirtleri, Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Ustad 1960'ta vefat etti. O daireyi bu zat genişlendirir. Yani o zamana kadar Emirdağ 264'te, İhlas, Sadakat, Tesanüt sırrına sahip bir kısım Şakirtler. İhlas, Sadakat, Tesanüt sırrına sahip bir kısım sahipler. Ne kadar az dahi olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. 264 Emirdağ, tamam. Şimdi bu çekirdek kadro Mehdi zamanında Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir. Geniş aleme uygular bu hakikatları yayar ve o tohumlar sümbürlenir. O tohumlar sümbürlenir. Tamam da ustadım,
Senin zamanını zannediyorlar. Seni Mehdi biliyorlar. Ustad Mehdi'nin patronudur. Mehdi'nin ustadıdır. Mehdi Ali Resul'dur. Eser verilmiş bir Mehdi'dir ustad. Mehdi ustadın talebesidir. Talebedir. Sikki Tasdiki Gaybiye'de 9'da o gelecek zat ustadın talebesidir ve Risale-i Nur hazır bir program yapıp tatbik ve neşredecek diyor. Talebedir o zat. Ben la teşbih ve la temsil. Mehdi Ali Resul kitap verilmiş, eser verilmiş bir Mehdi. Çıplak Mehdi değil. Uygularsam şöyle diyeyim. Peygamberler bir Resul var, bir Nebi var. Resul irsal edilmiş, eser verilmiş. Nebi ise eser sahibi olan peygamberi takipçisidir. Mesela Musa Aleyhisselam Resul'dur. Kardeşi Harun Aleyhisselam Nebi'dir. Kitap verilmemiş, suhuf verilmemiş, onu takip ediyor. Büyük zatlar vardır. Ama bir de kutuplar var, ama bir de müceddidler var. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Mevlana Ali Dibağdadi gibi zatlar. Mevlana Rumi değil, Celaleddin Rumi falan değil. Mevlana Ali Dibağdadi gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, İmam-ı Gazali gibi bunlar müceddittir, eser verilmiştir. Bunlara eser veriliyor. Ustad Bediüzzaman'a da eser verilmiş. Eser verilene o sıfatıyla, unvanıyla Mehdi Ali Resul. Yani vazifelendirilmiş ve eserle desteklendirilmiş bir zattır. Çünkü geçmiş kavimdeki ahlaksızlık bunların zamanında da olacak. Lut kavmi, Semud kavmi, Ad kavminin pislikleri bu zamanda da var. Ama dikkat ederseniz onlar 3000, 5000, 50 bin kişilik bir şehir bile değildi. 2000, 3500, 5000 kişi bile değil bir şehirde. Ama onların İslam'ı peygamberlik de olmuştur. Peki Lut kavmi, Semud kavminin pisliği daha geneldir şimdi. Peygamberli olmayacak. O zaman verilecek eser İsm-i Azam'a dayanması lazım. İsm-i Azam'la hakikati neşredecek. O peygamberlerin eserleri isimledir. Onun için Risale-i Nur bütün meselelerini mertebeyi, her bir ismin mertebe-i azamından ve İsm-i Azam cihetinden geldiği için çok emniyetlidir. Sebebi tamir sahası çok büyük ve zor. Yani ustadın yaptığı, yani Risale-i Nur yaptığı tamir geçmişte peygamberler yapmış. Semud kavmi, Ad kavmi, değil mi? Onlara peygamberler desteklemiş. Onlarla pislikleri kaldırılmış. Peki peygamber yok. Hatemen Nebi. Peygamberimizden sonra peygamber yoktur. Vardırsa işte İsa Aleyhisselam. O da Mehdi'ye tabi olacak. Malum yani bir vazife değil. Bir görevi tamamlama adına gelecek. O zaman nedir? Risale-i Nur 10. sözün haşiyesinde diyor ki hiçbir istisna bırakmıyor. Bütün ülema-i İslam haşir naklidir, akli değildir, akıl yol buna yol bulamaz, akıl buna yol bulamaz dediği yerde Risale-i aklen ispat etmiştir. Sebebi diyor, ismi azama mazhar olduğu için. Sebebi tamiri çok zor bir geniş saha. Şimdi bunların için anlattım. Bazılar insanların kuvve-i kutsiyesini, manevisini yıkıyorlar. Her şey Risale-i Nur durur, tamam daha bitmiştir, daha gelince. Hayır, Mehdi gelecek diyor. Ya Risale-i Nur'dur, ustattır. Peki, ustat bakayım o geldiği zaman o zat nerede olacak kendisi? Kendisinin yerini söylüyor. Ustadım senin hakkında çapraşık fikirler oluyor. Sen neredesin, nerede olacaksın o zat gelince, beraber misin? Senden önce midir, senden sonra mı? Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlendirir. Ve o tohumlar sümbürlenir. Tamam sen, bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Kabirde olacakmış. Tamam. Ustad ne diyor? Biz kabirde olacağız diyor. Ve Allah'a şükredeceğiz diyor. Ne diyor? Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. 108 Kastamonu'da Risale-i Nur öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir, o tohumlar sümbürlenir, bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükredeceğiz diyor. Tamam. Bu vazife böyle. 9. sayfa Sikki Tahsin Gayri'de de
Hazır program yapıp neşredecek. Sari ifadeler tevil edilemez. Tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Bizi bağlayan yoktur. Sari ifadeleri tevil edenlerle işiniz olmasın. Peki bunu da böyle koyduk. Böyle olacağını, böyle olacağını söyledi. Şimdi başlıyoruz. Şimdi kadar mukaddemeydi. Saata girmez. Çok zevk alacaksınız zaten. Tamam. Geçme. Geçme. Yok ya. Tamam. Maideti Kur'an'dan girecektik. Yemeyeceğiz. Çünkü zamanımız yok. Hutbe-i Şami 19. Ben bu zaman ve zeminde Beşerin Hayat İçtimai Medresesi'nde ders aldım ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmaları ile beraber bizi maddi cihette kuru nüvusta da durduran, yani ecnebiler terakki ettiler, bizi kuru nüvusta orta çağda durduran ve tevkif eden 6 tane hastalıktır. O hastalıklar bunlardır. Yani ecnebileri yukarıya taşıyan, bizi orta çağda geri bırakan 6 tane hastalık. Dikkat edin, bu nerede verilmiş hutbe? Şam'da verilmiş. Ustad da diyor ki 500 sene yattığınız yeter diyor. 500 sene yattığınız yeter. Uyanınız. Şine girmesi kaçta olmuştu biliyor musunuz? Şine girmesi. 1517. Yavuz Sultan Selim Şam'a girmesi 1517. 17. 500 sene yattığınız yeter diyor. Yattığınız da yeter size. Ne anladınsa. 500 sene yattığınız yeter diyor. 1517'de Şine girmiş. Şimdi son senesi mi abi? Bizi orta çağda durduran, Avrupa'yı öne geçiren kaç tane hastalık varmış? 6 tane. 1. Yeysin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Yeis. Yeis neydi? Ümitsizlik. Ümit kalkıyor. Biz de varız demeye. Lütfen şahsa Allah için rica ediyorum indirgemeyin. Yani bir milletin sözcüsü millet değildir. Millet adınadır. Millet olacak. Millet hepsi karaman olduğu zaman uyduruk adam hemen atarlar. Siz nasıl olursanız başınız o tiptendir. Var ya hadisi. Hani toplumu şey yapacaksınız. Konuştuğun zaman sakın şahsa indirgemeyin. Temsilcidir. Ben de bir temsilciyim burada. Mesela one minute dediğim zaman sakın ha bir şahıs değil, bir milletin haykırması olarak, ki milletin bağından çıkmasa bunu diyemez. Nereye dayanıp söylüyorsun ki? Ha? Şimdi yeis onunla kırıldı. Başladı o. Yani biz de varız diyebildi Müslüman. Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Çok rezildi bu. Bu aşağıda söyleyecek veya uzun olur herhalde, yetişmeyecek ömrüm. Seretan diyor. Seretan Arapça'da kanser demek. Bedendeki kanser, bedende kanser neyse, alim İslam coğrafyasındaki yeis odur. İkincisi, sıdkın hayat içtimai siyaside ölmesi. Yani doğruluğun ölmesi. Yani niçin biz orta çağda durduk, Avrupa ileri gitti. Bir, bize yapamazsın, Müslüman yapamaz, biz yapamayız, Avrupa yapar. Ümitsizliğin pompalanması. İki, doğruluğun kalkması. Üçüncüsü, adavetin yayılması, adavetin muhabbet, düşmanlığı esas yapıp, en ufak bir dairede bile birbirine, ailede, karı koca bile, yani neyi paylaşamıyorsun kardeşim, neyi paylaşamıyorsun? Davanız iman Kur'an meselesi ise, iman küfür davası ise ben de yardım edeyim kavganıza. Diğerleri fasafisudur yani. Adavetin
düşmanın muhabbet edilmesi, yayılması. 4. El imanı birbirine bağlayan rabıtaların bilinmemekten. 5. Bunlar nasıl çözülüyor bak. Doğu Türkistan'da birisinin burnu kanasa burada acı çekiliyor. Belki o burnun ağrısı gitmiş o adamın ama burada senelerce cız yapıyor. Niçin söyledim? Çünkü el imanı birbirine bağlayan bağlar hadiseler çok şiddetli bir şekilde ikaz etmiş. Medyanın zulmüyle beraber, yanlışlığıyla beraber güzel tarafı da var. Milletleri bir bütün yapmış. Yani çıt etti pıt diye hemen duyuluyor burada. Dolayısıyla Müslümanlarda bir bağ olmuş. İlle silah alması değil. 5. çeşit çeşit sarık hastalıklar gibi intişar eden istibdat, cemaat istibdadı, basit basit düşünceler istibdadı, ailedeki istibdat, siyasilerin istibdadı, rejimin istibdadı bunlar kalkıyor. Nasıl çatır çatır yıkıldığını görüyorsunuz. Hem Türkiye'de rejim nasıl çatırdıyor, nasıl çöktüğünü seyrediyorsunuz. Alem İslam'daki hantallık, yeis, bıtkınlık, bedbinlik nasıl gittiğini görüyorsun. Çünkü hiç şansın yok. Ya uyanacaksın ya öleceksin. Araplar ve Türkler ya öleceksiniz ya dirileceksiniz. Esirlik de yok. Paylaşılmış. Ya öyle olacaksınız. Paylaşılmış deyince bir rüya görmüştüm. O rüyam derse girmemeli. Paylaşmışlar devletleri. Şuradan şuraya kadar şu devlete. Şuradan şuraya kadar bu devlete. Pay edilmiş. Baktım ders yapıyor birisi. Oğlum ben de ama diye devam etti. Onların payı tabii. Sonra 6. menfaat-ı şahsiyesine himmetini hasretmek. Aman ha bana dokunmasın yılan. 40 yıl yaşasın. Ona dokunur. Aman cemaatte dahi olsa Müslüman bir önde siyasi bir lider dahi olsa amana dokunma ceyrandır. Bu arkasındaki gücü mesela Maraşal Fevzi Çakmağ'a Kazım Karabekir demiş ki ya demiş bu adamı Mustafa Kemal ileri itme. Bu adam zındık. Bu adam zındık. İleri itiyorsun. Sen Maraşal'sın. Bu da korgeneral bile değil yani. Diyor ki Maraşal o kadar ötte korkakmış ki bunun arkasındaki Bekir demiş gücü bilmiyorsun. Yani Süfya inna ateyna da Süfyanet'in 4 rüknü vardır. 3 ismini söylüyor, 4 sıfatını sayıyor, hedefini gösteriyor. Ustad. 4.sünü kendisinden sonra olacağı için kendisi zamanda olsa söylerdi. Söyledi çünkü 3. 4.sünü kendisinden sonra olacağını 4-5 sıfatını sayıyor, 2 de hedefi olduğunu gösteriyor. Emirdağ 1-208, Emirdağ 2-206. Sayfada 1. İnateynadaki Süfyaniyet'in 4 rüknünün bir tanesi aldatmakla iş görecek. Zulüm edecek. Tarafgir ve destekleyecek mi? 4. X ilmiyle dalalete büyük bir alim olacak. 5. şu an 584. Büyük bir alim olacak, ilmiyle dalalete gidecek. Etrafında muallimler ve bazı hocalar taraftar olacak. Dinden tecerrüt etmiş, din olmayan milli eğitimi tamim edecek, şiddetle yayacak. Bunun da 2 var. 206 Emirdağ 1'de, 208 Emirdağ 1'de şair İslamiye'ye ve siyaset-i İslamiye'ye hücum edip düşmanlık yapacak. Şair-i İslamiye'ye ve siyaset-i İslamiye'ye, yani şair-i İslamiye, İslami örf ve adetleri bozacak bu adam. Çaktırmadan çakacak. Şair İslami örf ve adetleri hücum edecek ve siyaset-i İslamiye oluşumuna tahrip edip hücum edecek. Garip garip bakmayın. Okuyayım. Böyle siz de haklısınız tabii de. Şair İslamiye'ye ve siyaset İslamiye'ye darbe vuranlar, bunlar da 12, 13, 14, 16 tarihlerinde aynı tokatları yediler. Ustattan önce 2 söylüyor. 2 defa burada şey yapıyor.
12, 12, 13, 14, 15 yok. 16, bir uyguluyor. İki tane sayıyor. Bir yukarıda sayıyor, bir de aşağıda sayıyor. Benden önce diyor, 1926. 12 ekle. 38'de birincisi geberiyor. X 38'de. 13 ekle 38'e. 51'de darbe yiyorlar. Menderes geliyor. 14 ekle. Gene bir ihtilal yapıyorlar. 65'te gene devriliyorlar. 16 ekle. 80'de ihtilal yapılıyor. Ve gene orada darbe yiyorlar. 80'de, 81'de gene bitiyorlar. 80. olmuştur mezarıma mezar taş. 80'den sonra Türkiye'de daha darbe yok. Bunu söyledi kendisine. Bir daha aşağıda sayıyor. Diyor ki hem büyük hem diyor bu küçük daireden şimdi büyük daire iş yapıyor. Büyük dairede ise diyor tekrar 12. 2000'e 12 ekle. Ondan sonra 12, 13, 14, 15'te tokat yok. 16'da, 16 tarihlerinde aynı tokatları yediler. Geçmeye. Ve yiyecekler diye ihtar edildi. Yiyecekler. Gelecek. 16, 2016'da en büyük şey. Şimdi bunu böyle koyduk. Bu tür şeylerde ben inanmıyorum. Ben kanat getirmiyorum. Zan yok. Rüyamda bak şey yok. Tak tak yer. Bir tane orada sen söyledin de orası öyle değil. Biliyor da bana demiyorsa hakkım olsun. İki defa 12, 13, 14, 16 diyor. Aşağıda bir daha sayıyor. Aynen bu küçük daire şeyi büyük dairede de böyle olacak diyor. Ha, iki defa sayıyor. İki de ikinci sayarken yiyecekler diyor. Yediler yiyecekler diyor. Tamam. Ne varsa hep külliyatta yiyecek. Hepsini demiş kardeş. Uyarsan sen kitaba selameti bulursun. Yoksa alet olur gidersin. Hurda kaş olursun. Hurda kaş olanlar gibi. Peki. Bizi orta çağda durduran, Avrupa'yı ileriye geçiren ne varmış? 6 tane sarı hastalık varmış. Neymiş? Geyiz. 2. Neydi? Söyleyin. Ben de bilmiyorum. Yani sıtkın doğruluğun kalkması. 3. Adavetin yayılması. 4. Müslümanları birbirine bağlayanlar özelliklerimizi kaybettik. Çeşit çeşit hastalıklar var mesela. Basit basit şeylerde gömülüyoruz. Basit basit şeyler gaye ediniyoruz. Aileler basit basit şeylerle çözülüyor, sendeliyor. Çok basit şeyler. Devlet basit basit şeylerle boğuluyor. İçsel boğuşmalar yapılıyor. Bu nedir o? Menfaat-ı şahsiyetini esas yaptığı için. Efendim bu 6 tane hastalık. Şimdi ben buradan atlayarak o kadar var ki şimdi 57'yi okuyayım. Aslında Yeis okuyacaktım. Fakat zamanın çok geçmesiyle şey yapmıyorum. 57'yi okuyayım. 40-50 sene sonra 1952'de tavsiye edilerek Ustad matbaaya verdi. Bu Şam hutbesidir. Şam'da hutbe verilmiş. Fakat 1952'de tekrar elden geçirilmiş ve 52'de basılmış. 50 sene sonra ne yapar? 2002. 40-50 sene sonra Arap taifeleri, Araplar 2000'den sonra, 2002'den sonra hususen Arap taifeleri Cemail-i Muttefika-i Amerika gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi. Kaç tane devlettir Amerika? 55. Rize plakası kadardır. 53 tane devletin bir araya gelmişidir. Alem-i İslam böyle olacaktır. Onu okuyacağım. Cemail-i Muttefika-i İslamiye, İslami Cumhuriyetler Birliği. 2. emirde 76'dan gireceğim Allah'ın izniyle. İttihad-ı İslam bangır bangır geliyor zaten. Başladı çoktan kuruldu. Şimdi 2002'de başladı arkadaşlar. Bunlar ekranda, türbinde olanlara bırakın. Türbin arkasındadır. Bana bakmayın. Ben türbindeyim. Türbin oynuyorum ben şimdi.
Arka sizi oynatan o. Size halden hale sokan odur. Bana bakmayın, ben hoparlayayım. Ben ne kadar sizi böyle aktif edebiliyorsam buraya bağlayayım. Değilsem ben kendimden söylüyorum. Onu da kale almayın. 40-50 sene sonra, yani 2002'den sonra, 52'de tavsiye edilmiş, Arap taifeleri, Cemahir-i Müttefika'yı Amerika gibi, Arap devletleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Birleşik Arap Birliği gibi, en ulvi bir vaziyete girmeye, esarette kalan Hakimiyet İslamiye'yi, eski zaman gibi, küre-i arzın nısfında, dünyanın yarısında, belki ekserisinde, tesisine muvaffak olmanızı rahmet ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmasa inşallah nesli ati görecek. Nesli ati görecek. Göreceksiniz inşallah yaşarsanız. Ve çok azdır. Eskiden beri derdim ya Rabbi bana Mehdi'yi gösterme de canımı alma dedim. Ondan sonra 1998'de bu rüya. Bu elimde olan ve elime koyan Allah şahidim olsun. Rüyamda bir zat gördüm. Kargalar böyle uçuyor ya. Ve gibi böyle. Böyle baktım sivil bir adam. Onun etrafındaki ve hep paşalar. Sivil bir tane adam yok. Dedi ki buradan okuyacağım. Abi dediler dershanedeyim Kırıkhan'dayım. Kırıkhan'dayım. Abi dediler Mehdi seni ziyarete geliyor. Çok dua ediyordum Rüştü abi. Ya bu çok meşgul oluyordum böyle. Adamın zavallıyı da yoruyordum fazla. Ondan sonra bu o psikolojiyle çok fazla rüya gördüm. Dedim ki bana dedi ki abi dedi Mehdi geliyor seni ziyaret etmeye. Ben de bağırdım. Ya Mehdi kim ben kim ya? Beni nasıl ziyaret ediyor? Bu kadar işler içerisinde beni niye ziyaret ediyor? Niye zamanını harcıyor ya? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ya. Hem kızıyorum hem giyiniyorum. Hem de hoşuma da gidiyor. Bu arada çıktım baktım. Böyle kapıdan çıktım. Ana. O zaman da tarladadır. Ucuz yer aldık. Yer yok ki. Paramız yok. Tarla aldık. Şimdi şehir merkezi oldu. Yani garaj, otogarın hemen yanı oldu. Biz aldığımız zaman yol yoktu. Yol. Yol yoktu. Başkan bana geldiği zaman belediye başkanı böyle bak çamur patak oldun yol aç dedim. Hani öyle 38 liraya almıştık o zaman. Neyse baktım aynı şimdiki gibi asfalt bir caddeymiş. Baktım Mehdi başta dikilmiş 1998. Böyle geliyor. Ondan sonra ben haberi bilmiyorum ki seyretmemiş ki kimdir Allah Allah. Adamım hayli sene sonra baktım ki sivil bir adam. Gördüm. Böyle paşalarla mesela neyse bana aittir bu. Şimdi İkinci emir daha 76. sayfadan okuyor. Ne olacak? Ruh canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. Usta da bayram tebriği yazdılar. Usta da mukabele ediyor. Ruh canımızla biz de sizin bayramınızı tebrik ediyoruz. Hemen intikal ediyor başka bir şeye. İnşallah alem-i İslam'ın da büyük bir bayramının yetişirsiniz. Alem İslam'ın büyük bayramı nedir? Cemahir-i Müttefika-i İslamiye'nin. Ne demek Cemahir-i Müttefika-i İslamiye? İslam Cumhuriyetleri Birliği. Bak ustada mesela kastamla tıraş oluyor. Ustad bir yerini kesiyor. Kan akıyor. Abi diyor ki Mehmet Feyzi abi. Abi kan akıyor dedi yani kestin. Keçeli dedi kansız olmayacak dedi. Ulan nereden nereye? Böyle adamlar cüz-i nazarını cüziyetten külliyete geçiyorlar. Tamam mı? Şimdi ustadım bayramınızı tebrik ediyoruz diyorlar. Hangi bayram bilmiyorum. O da diyor ki inşallah alem İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Kim nedir o? Cemahir-i Müttefika-i İslamiye'nin kutsi kanun esasilerinin menbaı olan Kur'an-ı Hakim'in istikbale tam hakim olup beşeriyete tam bir bayramı getireceğine çok emareler var. Neymiş? Cemahir-i Müttefika-i İslamiye. O birliğin adını da koydu. Nasıl ki NATO, Varşova Paktı, NATO Paktı gibi. Nedir? Bir birliğin adı. İslam Birliği'nin adı da Cemahir-i Müttefika-i İslamiye. Devam ediyorum bu nerelerde geçiyor? 24.
Peki İngiltere, Fransa, Rusya, Amerika bu Cemail-i Müttefika İslami engel olmayacak mıdır? Bakalım. 24 Emir Dağ 1. Diyordum ya, laikasız yürüyemezsiniz. Öyle mi değil mi? Hadi yorumla, hadi bakalım. Haber dünyasının önünde saatlerce kalkma. Yani alırsın bunun netice. Neye alacaksın? Doğru dediğini nereden biliyorsun? Haber işte, haber bültemini işte bu. Haber meraklıysan oku kardeş bak. Laikasız gidemezsiniz. Gidilemez. İstikamet olmaz. Laikalar ise bak, laikalar da yapıyorum. Hop. Şimdi emniyetli bir hakikat ve demokratlarla üniversite nurcuların bir hasbi aldır. Bu arada demokrat kimdir? Demokrat bir unvandır ve isimdir. İçerisinde iki tane sıfat vardır. Kim demokrattır? Bir, şairi İslamiye'ye ihya eden, taraftar olan, şair İslamiye'yi ezan gibi, camiler gibi, Mehdi camileri inşa ve ihya edecek diyor hadis-i şerif, peygamberimizin hadisi. Mehdi diyor, camileri ihya ve inşa eder. Yani enkaz alıyor, camiler tamir edilecek ve yeni camiler yapılacak. Öyle geçiyor yani bu. Şimdi, demokrat kimdir? Bir, şair İslami'yi ihya eden. İki, İttihat İslam'a çalışan. Kim yapıyorsa o demokrattır. Demokrat bir unvandır. Bir tabela değildir. Şimdi milletin arzusuyla şair İslamiye'nin serbestiyetine vesile olan demokratlar hem mevkilerini muhafaza hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i iganesi. Şimdi bu siyasilere söylüyor. Daha çok size değil, siyasi yöneticilere diyor ki sizin diyor yegane muvaffak olmanızın an şartı şudur siyasi liderlere. İttihad İslam ceyranını kendine nokta istinat yapmaktır. Kendi başına Türkiye ayakta duramaz. Hiçbir devlet duramaz. Alabora olur gemi gibi. Ne yapacak? İttihad-ı İslam'a dayanmak zorundadır. İslam Birliği, NATO gibi. Mesela NATO bir devletine birisi sataşsa bütün devletleri karşısına görür. Hilafeti kaldırarak İslam Birliği'ni çözmesidir. Dolayısıyla kapitalist ve emperyalist güçler İslam devletlerini yutmasına vesile olmuştur. Eğer İslam Birliği hilafet olsaydı Doğu Türkistan'daki bir Müslümanın burnu kanamazdı. Mümkün değil, çünkü Doğu Türkistan'ı görmeyecekti, Osmanlı'yı görecekti. Gene de öyle olacak Allah'ın izniyle. Şimdi siyasilere diyorlar ki, diyor ki sen tek başına diyor dayanamazsın. Sen İttihad İslam ceyranını kendine nokta istinat yapmaktır. Peki bunlar karşı çıkmayacak mı Avrupa, Amerika vesaire? Bak 24. sayfadan okuyor. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna maruz olmakla mani olurdular. İngiliz, Fransız, Amerika. Üç tane devlet. İttihad İslam'a menfaatleri itibariyle karşıydılar. Çünkü İslam devletini sömüremezlerdi başka. Fakat şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna maruz değil. Niye? Belki muhtaçtırlar. Çünkü komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşisti intihac ediyor. Ve bu dehşetli tarif edicilere karşı ancak ve ancak hakikat-ı Kur'an'ı etrafında İttihad İslam dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile olduğu gibi, yani Çin geliyor. Çin geliyor, Rusya geliyor, dinsiz. Hiçbir ahlak mefhumunu tanımaz. Bu Amerika dayanabilir mi yani? Avrupa zaten dayanamaz Çin'e. Çin ve Rus birliğine. Çin ve Rus ittifakına ne Amerika dayanabilir, ne Avrupa dayanabilir. Bunu durdurabilecek, bu gücü durdurabilecek alttan ittifak etmişler. Ancak İttihad-ı İslam dayanabilir.
İslam Birliği dayanabilir. Başka hiçbir güç bunların karşısına çıkamaz. Zaten mevaliden diyor. Diyor ki hava canibinden diyor. Sizden olmayan Hristiyanlardan diyor bir devlet size yardıma gelecek diyor. Hadiste. Bak sayfayı gördüğüm için hayalimde oradan söyledim. Çünkü bu İngiliz sırasını da bozmayın. İngiliz, Fransız ve Amerika siyasetleri İttihad-ı İslam'a menfaatleri icabı eskide maniydi. Şimdi komünistlik, 2 masonluk, 3 zındıklık, 4 dinsizlik doğrudan doğruya anarşistliği doğuruyor. Artık yaşanamaz bir hale geliyor. Dolayısıyla bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikat-ı Kur'an etrafında İttihad-ı İslam dayanabilir ve beşeri bu tehlikelerden kurtarmaya vesile olduğu gibi bu vatanı istilai ecanipten, bu vatanı ecanipten, düşmanlardan, istilasından ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Ve bu hakikata binaen demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikata istinad edip komünist ve masonluk ceylanına karşı vazife almaları zaruridir. Bunu bu milleti yöneten, bu devleti yönetenler ayakta durabilmesi değil, Türkiye'nin tarumar olmaması için tek yegane çaresi İttihad-ı Milleti teşkil ettikten sonra İttihad-ı İslam'a çalışmaktır. İslam Birliği ile kuvvetlendirmektir. İslam Birliği'nin dışında güç mümkün değil, dayanamaz. Biz İttihad-ı İslam hakkında başka bir yer okuyayım. 54. sayfa gene Emirda 2. Gene bu manada diyor ki eskiden Hristiyan devletleri bu İttihad-ı İslam'a taraftar değildiler. Ya ne acayip bir kitap değil mi yani? İlahikasız nasıl fark edeceksiniz? Ne kadar merakımız gideriyor şimdi? İlahi söylenmiş yani. Ahmet Mehmet bunu hangi tarihte denmiş? Emirdağ 2 1947-49 arası. Nasıl denmiş? Şimdi eliyle koymuş gibidir. Bak diyor ki eskiden Hristiyan devletleri bu İttihad-ı İslam'a taraftar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için hem Amerika hem Avrupa devletleri bu Kur'an'a ve İttihad-ı İslam'a taraftar olmaya mecburdurlar. Mecburdurlar. Artık devletler hudutları kalktı arkadaşlar. Terör denilen anarşistlik, ahlaksızlık, çirkef, ahlak yani. Ne aile bıraktı, ne soy bıraktı. Yani artık yaşanmaz hale geldi. Geliyor da. Korkunç bir patlama, sosyal bir patlama. Bunlara karşı hem güç hem ahlaken milletini diri yapacak hakikati Kur'aniyedir, İttihad-ı İslam'dır. Efendim, başka bir yerde okuyayım, İttihad-ı İslam'la alakalı bir yer. 101'de var ama artık İttihad-ı İslam anlaşıldı. Çünkü İttihad-ı İslam hakkında çok yer var. Bunu geçiyorum. Saatime bakıyorum. Vay. 10 dakika var ha. Fesubhanallah. Hutbe-i Şamiye girmedik daha. 20 dakika mukaddime vardı. Adam asarlar. Allah Allah. Burayı da aç. Geç. Peki ecnebiler İslam'a nasıl geçecekler? Ona bir şey yapalım. Bu size yeisi anlatacaktık ama ne yapayım? Şuna şey yapalım arkadaşlar. Şu. Ecnebiler, Avrupalılar İslamiyet'i nasıl kabul edecekler? Niye kabul edecekler? Mecbur olacaklar. O mecburiyeti okudum ya biraz önce. İngilizler, Fransız, Amerikalılar İttihad-ı İslam'a mecbur olacaklar. Niye? İşte bunu okuyayım şimdi. Evet, hakikat-ı İslamiyet'in mazi kıtasını tamamen istilasına 8 dehşetli maniler mumanat ettiler. Yani onlara 8 tane mani vardı. İslamiyet'in hakikatini görmeye mani göremediler. 8 tane mani, o gavurların, Amerikalıların ve Avrupalıların 8 tane mani vardı. Yahudi böyle Avrupa'nın ve Amerika'nın gözünü boyuyordu. İslamiyet'i böyle gösteriyordu, terör vesaire.
Şimdi o 8 tane mani kalkıyor. Kalktıkça ve ok yaydan çıkar gibi saldıracaklar bu hakikate. Nedir o? Mübalağa demiyorum ha. Bak, birinci, ikinci, üçüncü mani. Görüyor musunuz yazıyı? Ecnebilerin cehli bilmiyorlardı. İslam terör biliniyordu. Medya kapalıydı. Akıl şeytandır. Kilisenin kapısına bırakın deniliyordu, deniliyor. Yani cehalet diz boyuydu. Mesela Fransa'da sarayı dolaşırken ben tercüman ne diyorlar ona? Rehber. Saray, inanın Fransa'da. Ha, gidiyorum inşallah yarın da. Sarayı dolaşırken şu sarayda şu kral şöyle yaptı, şu lüyü böyle yaptı falan anlatıyor. Ben de oradayım. Ben de katıldım. Ben bir soru sordum tercümana. Dedim ki bu merak ettim dedim. Padişahların tuvaleti nasıldı dedim ya. Şeyde de var. Mesela neredeydi? Schweinfurt'tan aşağıda Almanya'da bir beraber gittik. Neuschwanstein. Tamam, orası. Beraber mi Almancı? Çok ben bu tür yerleri çok geziyorum. Aynen tahmin edersiniz. Aslında kültür vesaire. Sordum ben ona. Tuvaleti padişahlar nasıl tuvalet yapardı? Kıpkırmızı oldu. Tercüman. Geçiştirdi. Hayır lütfen geçiştirmeyin. İzah edin dedim. Dedi tuvalet yoktu. Sarayda tuvalet yok. Fransa'nın krallığın sarayında yeni görürsün gittiğiniz zaman gezdiğiniz zaman yeni yapıldığı anlaşılıyor. Eski değil. Eski yok. Yani affedersin poşet yoktu o zaman. Bez gibi şey gibi. Yaparlarmış ve camdan aşağı atarlarmış. He. Topuk ondan çıkmış. Şemsiyeci. Efendim abi? Abi ben de Wien'e gittim. Wien. Wien'de saraya gezdik. Orada da tuvaleti yoktu ama bu asırın başında kral hasta olduğu için tek kral için bir tuvalet dededen yapmışlar. Yapmışlar. Ama ayıp olmasın diye. Şimdi Avrupa'nın ecnebilerin cehli ve o zamandaki vahşetleri acayip cinlik hastaları yakarlarmış. Cinlik hastaları yakarlarmış. Şeytanı yakıyoruz. Tamam. Niye? Ha cin ne güzel buna yakalandı. Bunu komple bunu yakalım. Cin de yansın ki başkalarına sirayet etmesin. Kırmızı saçlı kadınları. Ondan sonra neyse yani vahşetlerinden söyledim. Batıl şeyi anlatmak istemiyorum da. Engizyonsun makinesi. O zamandaki vahşetleri engeldi. Dinlerine taassupları engeldi. Şimdi dinlettin dini ya. Kiliseyi satıyorlar. Biz 182 bin euro verin. Bir an önce Afendi kiliseyi satın alacağım. Bakın gidiyorum şimdi. Kilise satılık 182 bin euro. Kilise vallahi ya. Önceki kiliseyi kaçırdık. 200 bine gitti. Müzik okulu aldı. Kiliseler satılıyor. Soruyorum sana. En böyle alçak bir adama dair sorum. Camiyi kilise yapalım. Müzik okulu yapalım. Çok azdır isteye. Türkiye'de hiç gitmese bile hayır olmaz der. İstemez. Şimdi kiliseleri ya müzik okulu alıyor ya da dini cemaatler alıyor. Vallahi 200 bin euroya Bremen Hanımefendi'ki ana merkezdeki kiliseyi kaçırdık. Çok büyük bir şeydi. Şimdi mesela ana din de kenarda bu. 200 bin değil 182 bin euro. Şimdi ama büyük bir kilise bu. Ama biraz şehrin dışında olsun dedim. Bahçeşehir çok. Yani dinlere taassup ne demek ne hali geldiğini göstermek için anlattım. Bu üç mani marifet ve medeniyeti measini ile kırıldı, dağılmaya başlıyor. Demek ki İslam olmalarına mani bir, iki, üç mani buydu. Kalktı bu. Üç. Dört ve beşinci maniler. Papazların ve ruhani reislerin riyasetleri. Papazların ve ruhani reislerin tahakkümleri. Şimdi kimse dinlemiyor ki.
ve tahakkümleri ve ecnebilerin körü körüne onları taklit etmeleridir. Mesela körü körüne papazları taklit ederlerdi. Körü körüne. İlim yoktu ki. Bu iki manidayı fikri hürriyet, meyli tarih hakikat. Artık internete giriyor. Google evliyasına bir girdi her şeyi söylüyor sana. Gösteriyor. Meyli tarih hakikat nevi beşerde başlamasıyla zeval bulmaya başlıyor. Yani öyle körü körüne şey yapacak. Mesela burada SSK'ya para kesiliyor diye yeni öğrendim. Orada kiliseye her ay 50 euro kesiliyormuş işçiden. Kesilmemesi için bir şart var. Dinsiz olman gerekiyor. Dinsiz demek kiliseye kaydedilmeyeceksin. Bedeli de şudur. Öldüğün zaman cenaze törenin olmaz. Evlenildiği zaman nikahın olmaz. Olmasın demiş. Şimdi dinsiz olan olana 50 euro vermemek için. He, çıkan çıkana. Bunun üzerine yemin ederim bak bir ama bazıları diyor ki abi çok yemin ediyorsun bak. Allah Kur'an'da da yemin ediyor ama dayanamıyorum. Bir hemen afene kaç seneden beri oradayım. 2004'ten beri oralardayım. Tamam kuzeyde. En iyi bildiğim bir yer olduğu için söylüyorum. Ötekilerde de öyledir ama burada hakimim. Pat elim gibi söylerim yani böyle hayalim de çizerim. Mezarlıklara çok gider. Çok. İsmail'im bilir yani benle dolaşanlar. Bu sesimi almayadakiler de duyacak. He abi beraber gittik diye sesini duyar gibi oluyorum. Ya arkadaş 2 seneden beri mezarlık aynı. Hiç mi artmaz ya? Hiç ölü yok mu ya dedim. Yakıyorlar. He me bir baktım ki abi kokuyu almıyor musun dedi. Ne kokusu? Ha, meğer ceset ben yakılan. Ben işlerindeydim yanar yakarken. İşlerinde mi? Gördüm kayınvalidem vefat etti. Aynı yerde bir de yıkıyorlar Müslümanları. Yolda verdiler. Evet. Burada ne yapıyorsunuz? Abi teri siliyor yakıyor sürekli. Evet. Bir tane daha geldi temiz yakıyor. Kavanozu koyuyor veriyor. Kavanozu koyuyor. Paketliyor yani. Tamam. Sanki fırın çekmek tamam, gibi. Ama kadar hiçbir şey de olmaz. Olamaz. İnsan kokusu korkunç bir şey. Onun için insan gübresi tahrimen mekruhtur. Ağaçların altına gübre koyamaz. Ona gübre bizim pislimiz bile işe yaramıyor. Mekruhtur ağacın altına koyamazsın. Yakıyor. Yani insan pisliği. Hayvanın bilmem nesi bile yarıyor. Bizim hiçbir şeyimize yaramıyor ya. Yani kokusu bir sen. Bir baktım korkunç. Ya dedim bu nasıl gireceğiz? Ya bir baksak. Dedi ki abi dedi resmi geldiğin zaman Diyanet'in camisinin resmi imam olduğun zaman bu hatıraları anlatırken sakın düşüyoruz değil mi? O zaman resmi prosedürü işletirsen seni içeriye kadar alırlar. Ben orada işlettirdim. Sağ olsunlar dernek başkanı şey yaptı. Resmi pastör şeyimi sarığımı da cübbemiyle girdim. Bana hürmet ettiler. Bak sağ olsunlar. Hürmet ettiler. Saygı gösterdiler. Şeye kadar götürdüler. O tenekeye böyle girene kadar böyle yapamıyorum böyle. Böyle oraya kadar götürdüler. Elbiseyi çıkartmışlar yani. Benimki gördüm. Elbise yoktu. Böyle şuraya kadar şey yaptılar. Tayyolar güzelleştiriyorlar. Evet tabii. Acayip. Güzelleştiriyorlar. Bak genç saçları yapıyor. Abi kasap kıyafeti giyiyor ama. Evet. Abi eldivenli kasap kıyafeti değil mi? Bu arkadan evet, bağlıyor abi. Bağlıyor şeyle. Yani, sigara yakıyor atıyor. Bir dakika geleyim şunu yakayım geleyim diye. Şimdi oraya kadar. Dedim içeride yanma şeklini görüp yok dedim. Oraya kadar sokmadı. Peki tahliye sübubuna baktım. Bir baktım bir şişe verdiler. Buyurun anneniz dedi. Ondan sonra merak ettim ne yapacaksınız diye. Ona tuttular. Hemen pastör deyince saygı gösteriyorlar. O din o şeydir. Dedi ki ben dedi bu şehrin en yüksek tepesine gideceğim. Annem yer altında değil göklerde gezmeyi hak etmişti. Bunu dedi annemin dedi zerrelerini havaya uçuracağım. Ruh oralarda olacak. Şimdi şişeyi alıyor. Bazıları eve koyuyor. Hepsi denize atıyor. Evet. Denize aşağıya. Ya denize atıyor ya bilgisayar seni vesaire koyuyor. Yani adam yanıyor. Onun için dünya ve ahirette yanmanın yolu Hristiyanlıktan geçiyor. 7. mani. Ya korkunç bunlar görecekler ya. Peki bunlar hissediyor mu ölü? Aynen hissediyor. Onun için adli tıpta ihtiyacı zorunlu olmadıkça sakın yakınlarınızı götürmeyin. Kesilmeyi hep hissederler. Ha beyin ufak şeyde alıyorlar götürüyorlar ya. Yok yok beyin ufak şeyde değil. Biz de içindeyiz. Hoca olduğumuz için yok vermiyoruz. Yok kardeşim. Yok, ev ölümünlerinde çok şey yapıyor. Şüphelenirse savcı. 6. 7. maniler bizdeki istibdat. Efendim abi. Benim de geçen hafta bir tane yeğenim hastaydı. He. Yere düşmüşlerdi. Beyinden hastalığı vardı. Su topladı beynini. Neyse öldü. He.
Adli tıpa aldılar. Evet tamam. Bazen de işte adli tıpa götürüyorum diye deniyorlar da kesiyorlar onu. Ama inşallah şehit olanlar şey olanlar hissetmezler. Bizdeki 6. ve 7. mani onların Müslüman olmasına mani bizdeki istibdat ve şeriata muhalefetten gelen suyu ahlakımız mumanat ediyordular. Mesela Osmanlı'yı böyle teyitle, törenle karşıladılar Osmanlı işçilerini. Yani Osmanlı çocuğu geliyor diyor, almaya giden işçileri. Sonra baktılar ona bizim gibi zine yapıyor, bizim gibi içki içiyor, bizim gibi yiyor. Ne fark var bu Osmanlı? Boşuna korkmuşuz dediler. Bak burada da var. Bizdeki istibdat ve şeriata muhalefetten gelen suyu ahlakımız onların Müslüman olmasına mumanat ediyordular. Bir şahıstaki münferit istibdat kuvveti şimdi zeval bulması, yani eskide bizde ne vardı, bir cemaat, bir şahıs, bir derdi, dikte ederdi, tamam ben derdim uygulardınız, mecbursunuz yoksa sizi yaparız ederim falan. Öyle oluyordu ya. Bunlar kalkıyor, kalktı. Zeval bulması cemaat ve komitenin dehşetli istibdatları. Cemaat da öyle. Adam diyor ne demek istiyorsun? Kardeşim bir eksikliğim var. Bugün işte WhatsApp grubumuzda olanları yayınladım. Adam Van'dan arıyor. Sıkıntısı var. İlaç sundum. Beni aradığına göre doktorluk değil. Tamam. Ben dedim ki sabah akşam Asayi Musayi okuman lazım. Aa, dedi ki hocam dedi. Abi demiyor. Ben diyor tarikata mensubum. Her gün 5000 tane çekiyorum. WhatsApp grubumda sesli atmışım. Ondan sonra dedi ki bu dedi Risale okumam dedi. Benim dedi zikrim evradıma manimi. La kardeşim sen bir çekiyorsun diye aspirin içemez misin ya? Aspirin vidrine şey mani mi? Neyse böyle bir 12 dakikalık şey var. Onu siteye de attım. Nurdersi.com sitesinden de indirin. Ya nedir? Tarikattaki zikir Risale-i Nur okumaya mani mi? Hemen içerisinde bir soru da var. Risale okursam kalbim kayar. Tamam. Şimdi burada da söylediği için ben şey yapıyorum. Kişilerin istibdadı, cemaatların tahakkümleri. Mesela cemaat derken ya kardeşim istikameti bir cemaat değil. Cemaat dini cemaat. Dinsizlerle beraber olmuş. O zaman dini cemaatin düşmanı kim? Bir dini cemaat. O zaman bizim düşmanımız kim? Bu da dini cemaat mesela. Bu ne yapıyor? Artık Allah'ın izniyle bu tür cemaatlerin ve komitenin, bak komite diyor, onların başlarındaki komitenin, komite elemanı, deşesli istibdatlarının 30-40 sene sonra zeval bulmasıyla, Allah'ın izniyle 1952, 40 ekle, 92, 94'ten sonra başladı çatırtmaya zaten. İşaret etmekle ve Hamiyet-i İslamiye'nin şiddetli feveranı ile suyu ahlakın çirkin neticeleri görülmesiyle İslamiyet'i yaşamamanın neticesi psikolojik atakların, buhranların, çöküntülerin, boşanmaların, intiharların toplumda yaşanmaz hale gelmenin, ticaret yapamamanın hallerini herkeste gözükmesiyle, görülmesiyle bu iki mani de zeval buluyor ve bulmaya başlamış, inşallah tam zeval bulacak. Peki toparlayayım. İnanın imkansız tabii bunlar. Şimdi şu. İttihad-ı İslam oluyor. İttihad-ı İslam oluyor. Ona doğru gidiyor. Araplar Türklerle ittifak ediyor. Etmek zorundadır. Başka bunun da yaşama şansı yok. Onun da yaşama şansı yok. Araplarla Türklerin ittifak edip de kaybettiği bir savaş yoktur. Araplarla Türklerin ittifak ettikleri ilk savaş Çinlilere karşıdır ki gene Çinlilere karşıdır. Talas denilen nehrideki savaşıdır. Ve o savaşta Arapların inkılap geçirdiğidir. Sırf savaş değildir. İnkılap. Bu savaş da bir inkılaptır. Değişimdir. Arapların yapısı değişecek. Hantallığı değişecek. O zaman Emevilerdi. İslamiyet'in yaymaya uğraşmazlarmış. Şimdi de öyle. Kendi fok balığı gibi yaşarlardı. Ta ki diğer milletleri istibdat altımıza aldığımız milletlerden vergi alamayız, para alamayız diye onları Müslümanlığa götürmezlerdi pek. Sonra Abbasi olarak dirildi. Şimdi de öyle. Allah'ın izniyle 30'u ölüp 300 dirileceğiz. Diriliyor. Ha 8. maniyi de okuyayım. Ha, okuyayım bunu. Fununu Cedide'nin Avrupalıların İslamiyet'i tanı bilmesine mani olan 8. mani neydi? Fununu Cedide'nin var mı? Kaçıncı sayfaydı o? 28. mani Fununu Cedide'nin 29 bulabilecek miyiz? 29 var mı? Arkadaşlar
Fünun Cedine'nin yani fenlerin, fizik, kimyanın bazı hadis-i şeriflerin mealine zıt gözükmesi, müsbet mesaili, hakaik İslamiyenin zahiri manalarına muhalif ve muarız tebevüm edilmesiyle zaman-ı mazideki istilasına bir derece set çekmiş. Mesela diyor, yani fenlerle hadislerin mealleri hepinizde kafanızda bir oldu yani nedir diye. Mealiyle ama manası bilinirse hiç öyle olmadığı anlaşılır. Nedir o? Küre-i arzı emri ilahiyle nezaret eden memur. Yani dünya neyin üzerindedir ya Resulallah? Bir defa dedi ki serf 11 ay sonra başka bir zamanda başka bir sahabe başka zeminde hut demiş. İkisini birleştirmişler serf ve hut. Onun için 11 ay aralarında araştırdığım için söylüyorum. Serf ve hut arasında 11 ay var. Oküz ve balık burcu. Zahire baktığın zaman dünya hakikaten oküz ve balığın üzerinde değil. Onu anlatıyor. Dünya iki taneden kaynaklandığını, bir kara ve bir deniz. Karayı oküzün temsil ettiğini, ziraat, ekim. Denizi balık temsil ettiğini ve dünyanın yaşaması da insan olduğunu, insanla ayakta durduğunu, insanı da iki kaynaktan beslendiğini, çok veciz manaları ifade eden bir hadis tabi. Bu zahiri fenlerle, Avrupalılar zahiri fenlerle, hadis-i şerifteki hakiki manası anlaşılmayan zahidi biraz münafat zıt gibi gözüken hadisleri engel olmuşlardı İslamiyetlerine. İnşallah bunlar da ortaya çıktıkça, çünkü nasıl çıkıyor? Çünkü artık Risale-i Nur her lisanla veya lisan dışındaki diğer cemaatlerin de bu tür vaazları yabancı dile veya gidip gelmeleri, işçi olmaları münasebette bunlar da tanıyorlar, tanımak zorunda kalıyorlar İslamiyet'i. Bu da onların mani olmasına, yani İslamiyet'e girmelerine mani olan 8. maniydi. Bu da kalkma nispetinde öyle olmadığını görüyoruz. Görüyoruz yani İttihadistan bangır bangır geliyor. Bu ittifakın adı Araplarla Türklerin birliğidir. Dolayısıyla ana iki Arap tabii Kürt, Çerkez hepsi içindedir. Bunlar hepsi biliyor, uyanmış. Bu ittifakın adı Cemahir-i Mutefikayı İslamiye'dir. İslami Cumhuriyetler Birliği'dir. Bunun karşısında Rus ve Çin hiç kimse duramaz. Bunu isteyen biz istediğimiz gibi bir kere kader ilahi noktasına demiyoruz. O tabii kararı vermiş. İngiliz İslamiyet'in ezeli düşmanı olduğu halde diyor. İngiliz, Fransız ve Amerikan siyasetleri İttihad-ı İslam'a mecburdurlar. Onu mecburiyetinde okuduk. Ama bu ana şeyleri okudum zannediyorum ama diğerlerini biraz işaret ettim yeter. Sorusu olan var mı? Şurayı da girseydin. Sor abim. Sahabe şey yok mu Hindistan? Bu Cumhuriyetler Birliği'nin Pakistan. Şöyle. Şöyle olacak diyor. Oraya peki tarihçi de geçiyor. Aynı onu aldım. Kaçıncı sayfa? Gösterim ben size. Tarihçeyi hayat 79'da anlatıyor. Onu Hindistan anlatıyor. Mısır'ı anlatıyor. Çizdizde okuyayım. Bundan sonra İstanbul'da fazla kalmaz. Van'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılır. Batum yoluyla Van'a giderken Tiflis'e uğrar. Daha Bolşeviklik var. Yani Rus komünistliği yok. Tiflis'e uğrar, Tiflis'te Şeyh Sanan Tepesi'ne çıkar, dikkatle etrafı temaşa ederken yanına bir Rus polisi gelir ve sorar. Niye böyle dikkat ediyorsun? Bediüzzaman der. Medresemin planını yapıyorum. O der, nerelisin? Bediüzzaman, Bitlis'teyim. Rus polisi, burası Tiflis'tir. Bediüzzaman, Bitlis, Tiflis'in birbirinin kardeşidir. Hakikaten belediye başkanları kardeş ilan etmiştir. Bunu ben biliyorum. Rus polisi ne demek? Bediüzzaman, Asya'da, Alim-i İslam'da üç nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Siz de birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebedane yırtılacak, takallus edecek, yani takavrus yani vura vura böyle bir kıvama gelecek, ben de gelip burada medesimi yapacağım. Rus polisi, heyat, şaşarım senin ümidine. Bediüzzaman, ben de şaşarım senin aklına.
bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. Rus polisi, İslam parça parça olmuş, nereden yapıyorsun? Bediüzzaman tahsile gitmişler. İşte Hindistan, sordun Hindistan'ı, 850 milyon nüfusu var, 350 milyonu Müslümandır. İşte Hindistan ne yapıyor şimdi? İslam'ın müstahit bir velididir. İslam'ın müstahit bir velididir. Ne yapıyor? İngiliz Mektebi İdadisi'nde çalışıyor. Yani idadi lise yani. Yani İngiltere'nin siyasetinde yetişiyor. Siyasiyun tarafı gelişiyor. İngilizler siyasetle. Fransızlar moda ile. Tamam mı? İngiliz Mektebi İdadisi'nde çalışıyor. Demek ki İngiltere'nin siyasetini almaya çalışıyor. O öğreniyor mecburen. Mısır, İslam'ın zeki bir mahdumudur. İngiliz Mektebi mülkiyesinde ders alıyor. Nedir mülkiye? He? Siyasi. Mülsiyasi ders alıyor. Kafkas ve Türkistan. Bak Kafkas, Kafkasların hepsi. Kırım'dan tut, Kafkaslar hepsi dahil. Türkistan, yani Moğolistan'a kadar. Hepsi Moğol, hepsi dahil. Doğu Türkiye hepsi. Çünkü Türkistan ve Kafkas, İslam'ın iki Bahadır oğullarıdır. Bunlar ne yapıyor? Rus Mektebi Harbiyesi'nde talim ediyorlar. Rus Mektebi Harbiyesi'nde. Savaşıyorlar ve savaşı öğreniyorlar. Teknoloji öğreniyorlar. Türkiye'de bu, havadan gelmedi bu teknoloji. Ne yapacaklar bunlar? Nasıl patlayacak? Yahu şu asılzade, şu asılzade yani asla bağlı olan bunlar, evlatlar, şehadetnamelerini aldıktan sonra yani patlak verdikten sonra her biri bir kıtanın başına geçecek. Muhteşem, adil pederleri olan İslamiyet'in bayrağını afaki kemalata temevüç ettirmekle, dalgalandırmakla kaderi ezelinin nazarında feleğin inadına nevi beşerdeki hikmet ezeliyenin sırrını ilan edecektir. O zaman toparlıyorum. Hindistan İngiliz siyasetini alıyor. Mısır askeri olmayıp devlet yönetimini öğreniyor, mülkiyeyi. Kafkas ve Türkistan ve detayları Rus Mektebi Harbiyesi'nde askeriyeyi öğreniyor. Yani ile savaşmayı değil, savaş aletlerini öğreniyor. Bunlar hadiseler vukuunda asılzade evlatlar şehadetnamelerini, tamam biz mezun olduk artık diyecekler. O neresi için eğitim, kader canibinden niçin eğitildiklerini kader yönlendirip mecbur olacaklar ve asıl pederlerinin etrafında bir olup toplanacaklar ve İslam'ın şey diyor, bak ne diyor, kemalata temevüc ettirmekle kader ezelinin nazarında feleğin inadına, inadına olacak. Arkadaşlar, Müslümanlar ve sen, hepimiz ne zaman güçlüydük o kadar zayıf olduk. Ne zaman zayıf olduk, o kadar güçlendik. Biz zayıf iken güçlü oluyoruz. Yoksa hantallaşıyoruz. Zor olmadıkça biz uyanmıyoruz. Anladın? Hadisel öyledir, doğum sancısı. Şu anda gelişen vitrindeki gibi değil, arkası bunlar işliyor.